Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Erhan Balcı. Bugün tekrardan sizlerle birlikte bir bit pazarı videosu çekeceğiz. Bugün neredeyiz? Tekrardan Tuzla Tepören bit pazarındayız. Bugün bit pazarına gelen insanlarla birlikte bir röportaj yapacağız. Oradaki standları göstereceğiz, standlardaki ürünleri göstereceğiz ve geçen videodan aşina olduğunuz abilerimizle görüşeceğiz. Ne yapıyorlar, nasıl gidiyor işler hakkında bir. Sonuna kadar izlemeyi unutmayınız. Çok güzel şeyler çekeceğimize eminiz. Evet arkadaşlar, geçenki videoda abimizin videosunu çekmiştik hatırlarsanız. Abi bugün bizi yakaladı. Bugün yine çekim yapıyoruz. Yakaladım. Hani nerede göbek? Abinin göbeği yok arkadaşlar. Biz orada işletmeci göbeği falan demeyeceğiz ama abinin gönlünü alalım. Abi gerçekten fit bir vücuda sahipsin. Yok ya, o gün demek ki şey oldu. Ben biraz çok yemiştim, şişmiş olabilirdik yani. Ya o kadar olsun. Abi biz de onun şakasını yaptık orada. Birazdan da burada alışveriş yapan insanların onlarla bir röportaj yapacağız. Öyle evet. Devam edeceğiz. Çok güzel. Söylemek abi. İstediğim şey var mı abi? Abi bana dargın değilsin inşallah. Yok canım, sana olur mu? Niye dargın olurum? Çekeceksin tabii. Göbeği de çekeceksin. Her şeyi çekeceksin sen. Güzel bir çekimcisin değil mi? Büyük bir şey bu da. Yer kaç metre veriyorsun? Teşekkür ederiz. İyi ki kanalımıza konuk oldun. Bir dahaki videolarda seni görmek istiyoruz. Aynen öyle. Geleceğim, ara sıra gel yani buralara. Ara sıra değil, her hafta biz buradayız. Her hafta gel. Her hafta gelecek. Buradayız abi. Evet arkadaşlar, tekrardan röportajlarımıza devam ediyoruz. Bugün Halit abi. Evet, buyurun. Halit abi, hoş geldin bit pazarına. Hoş bulduk. Sence bit pazarı nasıl bugün? Vallahi güzel. Gayet. Hava da güzel. Aynen, hava da güzel. Millet işte alışverişini yapıyor. Hı hı. Peki bit pazarında neler aldın abi? Çocukla alakalı çocuğa bir şeyler almışsın galiba, oyuncak. Aldık, mont falan aldık. Hı hı. Terlik işte aldık. Maşallah. Öyle. Kaç tane var abi? 2 tane kızım var. Allah bağışlasın. Allah kız çocuğu değerli olur. Aynen. Abi şunu sormak istiyorum. Şimdi evet. Buradan almanın sebebi bir fiyat, iki. Evet, doğru. Ya bir fiyat bir de kaliteli yani giyim hı-hı. olarak. Giyim yani olarak kaliteli. Kaliteli, gayet kaliteli. Yani dışarıda alacağın mesela AVM'lerden hı-hı. mesela gidiyorsun 100, en düşük 100 milyon daha fazla fiyat biçiyorlar. Burada daha hani ucuz daha. Yakınlarda mı oturuyorsun? Evet, burada. O yüzden rahatlıkla gelip aynı, alışverişini yapabiliyorsun. Evet. Güvenlikli bir yer. Doğru. Aynı. Peki izleyicilerimize tavsiye ettiğin bir şey var mı? Vallahi izleyicilerimiz hani maddi durumu az olan hani buradan gelsin alışverişini yapsın. Tamam. Evet arkadaşlar, röportajlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gene bir abimiz var yanımızda. İsim ne abi? Timuçin Ünlü. Timuçin abi, bit pazarına geldin. Bugün pazar. Hı-hı. Güzel bir alışveriş yaptın. Tam olarak neler aldın Timuçin abi? Valla ben şu anda alabildiğim tek şey 10 adet bundan aldım. Abimiz 10 adet bundan almış. Abi peki bunu almandaki sebep? Çok uygun. Uygun fiyatlı. Hı-hı. Normalde dışarıda piyasası ne kadar bu ürünü? 100-120 lira arasında deniliyor. Bir tanesi 120 lira. Aynen. Abim sen kaç liradan aldın? Ben burada 50 liraya aldım. Yani 50 lira. Nereden baksan 70 lira bir karı var. Aynen. Peki abi bunu 10 tane almanın sebebi bir yerde satıyor olman. Eş dost arkadaşlarına getiriyorum. Eş dost arkadaşa satıyorsun, hı-hı. hediye ediyorsun. Hediyeyi bir nevi burada ucuza getirmiş oluyor. Aynen. Peki abi bit pazarına gelecek olan insanlara tavsiyelerin var mı? Ya da bit pazarlarına gelmeleri için bir sebep var mı sence? Çok uygun. Aradığın her şeyi bulabiliyorsun burada. Ne istersen onu bulabiliyorsun. Yani kıyafetten, elektronik. Telefondan, elektronik. Mesela şunu ben Eminönü'nde sordum. 80 milyon fiyat çektiler. Burada adamla pazarlık yaptığın zaman yarı fiyatına 40 milyona düşürebiliyorsun ayağının önünde. Esnaflar burada gelen arkadaşlara, insanlara da zaten yardımcı olduğu için aynen fiyat öyle. Olarak bayağı uygun fiyat. Yapıyor. Durumu iyi olmayana yeri geldiği zaman ücretsiz veriyorlar. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Peki bu esnafına. Teknolojik bir ürün olduğu için, hı-hı. teknolojik ürünlerde biliyorsun sen de garantilerde hı-hı. genellikle sıkıntı oluyor. Peki bit pazarında bu garanti olayı nasıl çözülüyor? Adam iade kabul ediyorum diyor. Götürüp tekrar geri verebiliyorum. İade kabul eden aynen. yerlerden yani almak daha sağlıklı. Mesela ben özellikle bunu aldığım adam aşağı yukarı 3 yıldır hep buradayım diyor. Ben ne zaman getirsem çalışmadığı zaman geri yenisini alıp değiştirebiliyoruz. Anladım. Bir söylemek tamam. istediğin son kez ama bir şey var mı? Gelsin gelsin görsünler arkadaşlar. Çok uygun, çok güzel bir halka açık bir yer yani onu tavsiye ederim. Çok ucuz. Evet, şimdi röportajımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yanımızda tekrardan Serdar abimiz var. Serdar abi hoş geldin kanalımıza. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Nasılsın?
İyiyiz, siz nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Bugün Bit Pazarı'ndayız. Biz Bit Pazarı'nda tezgahları gezdik. Esnafla görüştük. Burada Bit Pazarı'na gelen insanlarla tekrardan bir röportaj yapıyoruz. Öncelikle ne aldınız? Ayakkabı aldım. Hoşum. Bayağı almışsınız ayakkabı. Ucuz bulunca, ucuz bulunca aldınız. Normalde piyasa değeri pahalı olan bir ayakkabıyı burada çok uygun fiyata alabiliyorsunuz. Aynen öyle. Ne kadar aldınız sorma sayıp? Bir tanesi 20 lira, bir tanesi 35 lira. 20 lira, 35 Nike lira. Nike var, Gucci var. Nike var, Gucci var. Birini 25 liraya, birini 35 liraya aldınız. Toplamda? 60 lira. Toplamda 60 lira. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Peki buraya gelecek olan insanlara, Bit Pazarı'na gelecek olan insanlara verebileceğiniz bir tavsiye ya da bir şey var mı? En önemli tavsiye eldiven kullansınlar benim gibi. Ben hijyen açısından eldiven kullanıp evet, çıkarken... Hijyen takıntısı olanlar, burada cihazlar, ürünler herkes tarafından elenebildiği için eldivenle gelmeleri daha sağlıklı olur diyoruz. Evet, aynen öyle. Kanalımıza izleyicilerine söylemek istediğim şey var mı? Gelebilirler burada olanlar. Kolay gelsin. Teşekkürler. Ne zaman gelsinler? Ne zaman gelmelerini tavsiye edersiniz? Tuzla'daki pazar günü oluyor. Cuma günü Kadıköy Hasanpaşa'da var. Hasanpaşa'daki kalktı diye biliyoruz biz ama. Açıldı tekrar. Tekrardan açıldı. Eski Salı Pazarı'nın olduğu yerde mi? Fazla izlenme gelirse eğer Kadıköy'deki Salı Pazarı'ndaki Bit Pazarı'nda gideriz. Kolay gelsin. Kanalımıza hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? Gökay. Gökay Bey, tam olarak ne aldınız Bit Pazarı'ndan? Vallahi arabaya ihtiyacım olanları aldım. Silecek aldım, gündüz leti aldım. Aha. Vallahi ucuz şey buldum, onu aldım. Neydi bu? Ne aldınız? Mont aldınız. Anladım. Normalde bunun mesela piyasada fiyatı ne kadardı? Siz ne kadar aldınız? 80-90 lira. Ben 35 bin lira aldım. 80-90 lira diyor piyasadaki fiyatı. Abimiz 35 liraya almış. İyi. Başka ne aldınız Gökay Bey? Arabaya silecek aldım. 5 milyon. Dışarıda 7,5-10 milyondan başlıyor. Tamam. Buraya ilk defa mı geldiniz? Daha önceden geliyor muydunuz? Geliyorum hemen. 2 haftada bir geliyorum. 2 haftada bir geliyorsunuz. Ne işle meşgulsünüz? Kalıp parlatma ustası. Kalıp parlatma ustasıymış. Evet. Mesleğinizle alakalı teknik parçaları burada bulabiliyor musunuz? Ne mesela? Zımpara olsun, şey olsun, hepsi var. Hepsini buradan alabiliyorsunuz. Tamam. Gördüğünüz gibi röportajımız devam ediyor. Gökay Bey'e katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Seyircilere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bit Pazarı'na gelip alışveriş yapsınlar mı? Yani ya da gelsinler mi gelmesinler değişik mi? Değişik bir şeyler görmek veya eğlenmek istiyorlarsa tam gezilecek. Burada gibi. Eğlenceyi nasıl buluyoruz peki? Değişik şeyler görüyorsun. Farklı şeyler görüyorsun. Lazım olacak. Yani aklına geliyor onu görüyorsun mesela. Alıyorsun. İhtiyacın olan şeyi görüyorsun. İhtiyacın olan şeyi görüyorsun. Alıyorsun. İhtiyacın olmayan şeyi de aklında alabiliyorsun. Aklında yokken bile alıyorsun yani. Aynen. Evet, şu an bir ayakkabı standındayız. Karşımızda da İsa var abi, hoş geldin. Merhaba, kolay gelsin. Bit Pazarı'ndayız abi. Senin evet. Tezgah sanırım burası. Evet, Allah'a şükür burası bizim. Şimdi nedir abi, mallar nereden gelir, nasıl olur? Yani buraya gelen adam seni buldu diyelim. Evet. Sana soracağı sorular genellikle ne oluyor? Hani bu hangi marka, nereden geliyor? Bir de bu koronavirüsünden dolayı Çin'den mi geliyor muhabbeti var. Buna bir açıklık getir abi o zaman. Çin'den mi geliyor bunlar? Birincisi Çin'den gelemez. Çin'in buraya mali orada takı toka geliyor. Mesela plastik olan mallar geliyor. Bizim mesela ayakkabı, hani Türkiye'de İzmir'de fuar var, Antep'te fuar var. Yani hepsi karşının, İzmir'in, Antep'in malları geliyor. Tamamen Türkiye'den geliyor aynen. Yani bu. Çin malı yok. Yani... Çin zaten büyük marka. Diyelim ki orijinal Nike, orijinal Adidas falan bunların Çin'de falan Amerika'da mağazaları var. Yani tamamen sana geldikleri zaman gönül rahatlığıyla alabilirler değil mi evet, abi? Evet, sıkıntı yok. Kaçtan peki ayakkabılar? Hep standart aynı fiyattan mı veriyorsun? Botlar sezon sonu diye bu sene kış olmadığı için 20'ye vurduk. Şu an normalde 40'tan aşağı satmıyorduk. Sporlarda düzenli hep aynı sabit fiyat 30. 30. Her modele göre, yani her modellen var, numarası sadece hangisi ayağına uyuyorsa onu seçebiliyor değil mi? Numaralar var zaten, hepsi serili mal da. Şimdi biz mesela bazı markalar var. Tamam abi, çok teşekkürler. Peki, senin buraya geldikleri zamanda arkadaşları buraya çekmek için diyeceğin bir söz var mıdır? Ne gibi mesela? Yani neden buraya gelip, ben bayağı ayakkabıcı gördüm burada. Tamam. Neden sana gelsinler mesela, onu bir. Benim mallarım şöyle dediği öve de bilirsin. Ha, mesela az çok mağaza gezen insan hani fiyatları biliyordur. Mesela çakmalar bile şu an 70-80'den aşağı çakma yok en kötüsü. Burada 30 liradan başlıyor. Daha sonra hepsi 30 lira. Değil, yani doğru. Fiyat olarak da mesela devamlı müşterimiz var. 4-5 senelik müşterilerimiz var. Giyen memnun Allah'a şükür. Yani sıkıntı yok. Evet, buraya gelirseniz de İsa abinin mekanı uğramayı unutmayın. Bekliyoruz. Bekliyoruz. 35 ayakkabı. Abi ayakkabılar 35 mi? 35. Her modele göre var mı? Bedenler yok. Numaraya bakıyoruz değil mi abi? Kendim bakacağım. Farklı modeller bulunuyor. Burada bir tane Gucci 35. Model ayakkabı var. Gördüğünüz evet, gibi Gucci. 35. Seçin ayırı. Bunlar orijinal oluyor. Orijinaller mi abi? Turistik mağazalardan topladık. Orijinal de seri yıkırı. Seri. Yok pahasına veriyor. Onlar da yeni ürün sürüyorlar. Tabii. Biraz anlatır mısın abi bizim kanalımıza da?
50 tane oradan alıyor, 100 tane oradan alıyor, 40 tane oradan alıyor. Orada seri adam parayı buluyor. Bunun tanesini 30 euro veriyorlar. 30 euro? 30 euro veriyor. Antalya'da mağaza, seriler olsa. Ama bizde öyle değil yani. Anladım abi. Orada benim ekipler var. Parayı bastırıyor, alıyor. Orada 500 çıkıyor, orada 700 çıkıyor, orada 400 çıkıyor. Her hafta modeller değişiyor mu? Ya bugün mal gelmedi. Onda biri geldi. Model çok bizde yani. Her hafta geliyor o zaman abi. Her hafta geliyor. O zaman sana bu standına gelmeler için izleyicilerimize ne dersin? İzleyicilere ne dersin? Gelirse tavsiye ederim onu. Alamaz o fiyatları İsim yani. İsim neydi abi senin? Benim normalde Ramazan tutsam da bana iş adamı derler. Benim ekiplerim var yani. İş adamı tamam. O zaman abimize gelip burada ayakkabılarını evet. Görebilirsiniz. Bak formalar. Formalar da var. 10 liraya veriyoruz. 10. Evet görüyoruz. Birçok standımız var. Yani buraya geldiğiniz zaman da her şeye alışık olmanız lazım. Evet, röportajımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Bugün Bit Pazarı'nda kontrol merkezimiz diye adlandırdığımız Hüseyin abiyle birlikteyiz. Bit Pazarı'nda almış olduğunuz elektronik ürünlerin çalışıp çalışmadığını Hüseyin abinin yanına gelip Hüseyin abiyle deneyebiliyorsunuz. Merhaba Hüseyin abi. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Nasıl gidiyor abi Bit Pazarı? Pazar günü. Güzel, pazar güneşli bir hava. Güneşli, sıcak, güzel. Hı-hı. İnsanlar güzel. YouTuberlar güzel. Geliyorlar, evet. Çekim yapıyorlar. Aynen, her şey güzel. Evet. Öyle geçinip gidiyoruz işte. Ben burada sanırsam elektronik ürünlerin denemesini yapıyorsun. Aynen abi. Ben beyaz eşyaları denemesini yapıyoruz. İşte beyaz eşyalar ve elektronik... Hariç, buzdolabı. Evet. Bak bir abi geliyor şimdi. Abimiz geldi. Geliyoruz. 1 lira denemesi var. Çalışıyor mu abi? Evet. Bak şimdi çalışsa alıp gidiyor. Çalışmasa... Aynen öyle. Çalışmasa bizim. Evet. Çalışmasa tekrar sahibine iade ediyor. Çalışıyor mu peki abi? Çalışmadı abi. Çalışmadı ama. Evet. Çalışmadı. Bit Pazarı'nda bu şekilde çalışmayan ürünler de çıkabiliyor. Evet. Onları geri bırakabiliyorsunuz. Aynen. Tekrar iade edecek. Eğer evet. Çalışmıyorsa yenisini tekrar yerinden alacak. Bakalım. Çalışır mı? Çalışmıyor. Var mı? Yok. Tamam. Çalışmıyor. Çalışmıyor. Evet. Çalışmıyor. Gün boyunca burada. Abi şunu soracağım bir de ben sana. Sen burada devamlı elektronik ürünlerin denetimini yapıyorsun. Kontrol aynen. Ettiriyorsun. Toplamda tahmini olarak günlük kaç tane böyle prize sokup çıkarıyorsun? 300. Yok 500 değil. 300'den aşağı yukarı çıkmadı. En az 300 tane ürün deniyorsun burada. 30 evet. Çalıştı mı abi? Yok. Bu da çalışmadı. Şansımıza hep bugün çalışmayan ürünler çıktı. Ama burada satılan ürünlerin çoğu çalışıyor arkadaşlar. Aynen çoğu çalışıyor. Abi, ben bu adam için bir şey söyleyebilirim. Yok, abi, çok abi. Teşekkür ederiz. Abimizle görüştük. Çok sevecen güzel bir abimiz. Sağ ol. Bize abi. Katıldığın için çok teşekkür ben ederim. Ben de teşekkür ederim hepinize. Son kez olarak Bit Pazarı'na gelecek olan izleyicilere söylemek istediğim şey var mı? Hiç kimse çekinmeden, korkmadan gelsinler. Hiç burada güzel... Tamam, gelin abi, gelin.